Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu dersimizde Müslüman doğanlar, ırımlar var arada, gururuna ders. Konu devurlardan beri, durlu halkların içinde, kâbir hayvanları, fanları, sızları, ayları, günleri, kâbir tibii hadiseleri ve kâbir zatları şovluluğun ve şovsuzluğun alameti hesaplap. Irım etmek inancı bar. Köyüne de orada da bulup hazırım bar. Ve bu hile ırımların görünüşü katıken. Her yerde her hile ırımlar bar. Misal için önünden karapışık geçse işin şovsuz bolya deyip ırım etmek. Plan renk bana düşüye ya da düşmeye deyip ırım etmek. Kavirler diye biz burç eksek, soğan sarımsak yağlı ağacı zatları eksek bize düşmeye deyip neyme ırım ediyor. Kavirler diye biz tavşan saklasak bize düşmeye diyeler. Kavirleri hovlusu naki iti uğlasa ya da öğünün uçağına baykuş karga konsa şol öğüden birinin ölçeğini haber veriyor deyip şol hayvandan ırım ediyorlar. Kâbir kişiler adamlardan ırım ediyorlar. Mesela çünkü plan gelinin ayağı bize düştü. Planinki düşmedi deyip ırım ediyorlar. Ya da plan kişi geldi olayın son ayağı bize düşen yok deyip ırım ediyorlar. Çile deyip ırım ediyorlar. Kırık çile deyip şuna benzeş ırımlar var. Planın sehetli ya sehetsiz deyip neyme ırım ediyorlar. Ya olmasa sevda satık edenle planın eli yenileken, planın eli ağırken deyip neyme şol kişiden ırım ediyorlar. Misal için başka da yeniken ırımlar var. Diyorlar akşam ara pul sanamalı değil, rızkalın kaydırmış. Naharlanı oturkan ayna seyretsen görkün kaçarmış. Anne günü kır yuysan devletin kemelermiş. Hamir sıçrasa, hamir yorba türka, hamir sıçrasa öye mihman gelermiş. Kavirler diye çayının içinden uzunrak şemme çıksa mihman geliyor deyip örme diyorlar. Gelin kapıdan gelenine kain ene bilmezliğe salıp gelinin sağ ayağına çalaca basmalımış. Sonra kain ene gelinine rüssem bolormuş. Geline diyenini ettirermiş. Nikah ilanına kayçığını açıp yapıp durmalı yoksa nikahının bağlı olmağı ahmal. Hatta kâbir bidgatçı mı olur şey diyorlar. Nikah ilanlarına kaptalına bir kayçığını açıp yapıp açıp yapıp şakırdatıp oturuyor. Yine diyorlar merhum öyden çıkarılmaka şol öyü hamile yani gövreli gelin giyirse çile düşüp çağa bolmadılığı ahmal. Çile düşüp vaktinde yorap bilmedik çağanın ayaklarına kurbanlıkta öldürülen malın içerisini orap şol içerisini kesmeliymiş. Çağası bolmayan ayal mazarlığa gidip çile ağacının taşından aylansa ya da aşağından geçse çilesi açılarmış. Yine diyorlar çağası durmayan ayal iki tane kuracak, kız ve oğlun kuracak yasap. Bir karı ayal bilen mazarlığa gidip bir karı tovuğun damağını çaldırıp onun kanından kuracaklara çalıp mazarlıkta koyup kayıtmalı. Şeyle edilse çağları çağası durmuş diyorlar. Birinci gedek eşleyen doğanlarımız bulan kavirini eşitip gen oryan bulmamız mümkün. Bizim şeyle Müslüman doğanlar şulan kavirini eşitliğinde gen oryan. Bu korkunç hikayelerden alınan yalak kavirleri. Ama giyinensek de şu zatları ınanıp çın yürüyen şunları berca edip yoran kişiler var. Ken sonra yalar biz neme yankı kaviri palça gidiye, kaviri doğa veriyen molla gittim diye yine biri yine başka kişinin yanına vardım diye kara kimisi porhana gidiye, kimisi palça gidiye. Kimse yankı alakka bir de kaçıya sama mollalar var, doğa yazıp beri yazıp atıp şolara gidiyor. Şolara barsalar şunu diyelermiş. Al misal için kara horoz al ya da plan renkte tovuk al, akit plan mazarlığı itti damağın çal.
Ya da kâvir mazarlıklarda kâvirleriniz gören olmağı mümkün. Görmeseniz de suratını da adına kabat gelersiniz, gelensiniz belki. Mazarlıklarda kurcak bağdır üns veren olsanız. Üşür koyarlar. Ya da küçük sallanacak yasak koyarlar. İne şul batıl ırımlara esaslanıp edilen zatlar. Bir vada insan gen oraya da bu ne hileklerde bir adamın kabul edip edecek işi değil deyip fikir ediyor. Ama giyinensek de şu zatlara inanıp şuna amel edip yoran köp kişi var. Yine diğerler ırımlardan çağası durmayan maşkalalar çağını gözden dillen korar yali adamın mertebesini peseldiyen atlar dakmalımış. Mesela şimdi çörlü, porsu, kurru, eşekkulü, italmaz ve şuna mengeş atlar. Bu alhamdulillah son kudur bu atlar azalli. Yani henüzem neymiş o atları dakyanlar başaydı ırım edip. Sallanacak boş uğramalı değil, şeytanı uğrarmışsın. Çağanın kulağı ağrarmış. Yani sallanacak boş uğrasan. Çiğdeli çağanı arvah cinden korumak için yastığının aşağına cevher bıçak ya da duz çörek koyun bulmuş. Karaz Müslüman doğanlar ne hemen kurun ne ediyenimizi has kol düşünmemiz için şu misalları aittim. Yani şu hile ırımlar var. Her halkın içinde de var. Yere yurda uğra, halka uğra yutkap dur. Bizim halkımızın içinde şular var. Elbette bunlar hemmesi değil. Kan ırımlar var. Hayvanın ırım ediyeler, ösümlüklerden, hayvanlardan, ayak kaptan, her zattan, gelenden, gidenden, kuştan, bayuştan, itten, her zattan ırım edip yorunlar var Müslüman doğanlar. Şunun ne mi? Irım edip. Ya şunu ervetliğe yor ya. Şu zat bolsa başımıza bir iş gelir ya işimiz onuna bolmaz, işimiz şovsuz bolur deyip. Ya da tersine ben şu zatı görsem, şu işi etsem, ben işim uğruna oluyor. Ya mesela şu yedilik san bana düşüyor, ay plan renk bana düşüyor, işim uğruna oluyor deyip ne mi? Şey deyip ırım ediyorlar. Şimdi İslam'ın karayışı nehilek. Biz Müslümanlar bu hil zatlara nehil karamalı. Dinimiz ne mi diye bu arada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Müslüman doğanlar müşriklerin arasında şuna benzeş ırımlar bulup'tur. Her hilek ırımları var eken. Misal için müşrikler yol açılığa çıkacak bolsa kuş uçurup ya da önünden keyik çıksa şunu kovup sağa gitse işimiz oruna valya çepe gitse işimiz şovsuz valya deyip ırım ediptirler. Şunu şey deyip ödülerçe yorgut ediptirler. Ya olmasa Safar ay, şovsuz ay, ağır ay deyip ırım ediptirler. Bu arada ayrı ayrı dersler geçtik, sonra gelir cevap verdik, düşünürdük. Safar ay, ağır ay, bela beter inen ay, nikan düşmeyen ay, o şuna benzeş yol açılığa çıkılmayan ay deyip ne mi? Mekke müşrikler ırım ediptirler. Ya da öylerine bayvuş konsa, şundan ırım ediptirler. Ne mi? Şöyle öyden biri ölüye deyip ırım ederekenler. Karaz şuna mengdeş Müslüman doğanlar Mekke müşriklerinin her türlü ırımları boluptur. Ve dinimiz İslam Müslüman doğanlar bu ırımları inkar ediyor. Yani bir Müslümanın bu hile ırımlara inanmakla haramdır. Hatta bu ırımların kabiri şirktir. Buna mengdeş ırımların Müslüman doğanlar dinde de yeri yok. Bilim tarafından sübutnaması yok. Akıl tarafından sübutnaması yok. Yani başkaça aysak bu hile ırımlar, batıl ırımlar dine ters geliyor, bilime ters geliyor ve sağdın akla ters geliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müşriklerin bu ırımlarının yanlıştığını aydıya ve bu hile ırımları inkar ediyor. Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve başka da hadis kitaplarında İbn Mesud radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyde kaytalab etti diye. At-tiyaratu şirkun, at-tiyaratu şirkun, at-tiyaratu şirkun. Yani tiyara, değil ya Arapça tiyara. Bir zadi, şovsuz hesapla ırım etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye tiyara, yani bir zadi şovsuz hesapla ırım etmek şirktir deyip üç şeyde kaytalab etti diye. Ne için şirktir? Şirkle bağlanışı ne mi? Çünkü Müslümanlar
şol itin pişin ya şuna men zatların şovluluğun o şovsuzluğun alamet hesaplamak şu bir zat etse kovuluk kol ya başka zat etse ervetlik kol ya deyip inanmak yani Allah Teala'dan gayri Allah Teala'nın izni olmadan bir zattan peyda ya da ziyan geliyanına inanmak ya da peyda ziyan gelmeğine öz özünün tesirinin bağırdığına inanmak Müslümanlığa onlar şirktir. Çünkü peyda ve ziyan Allah'dan geliyor. Kalın zatlar eğer tecrübe bile sübut edilen olsa sebep olup biliyor. Ama onun verdiği akli taydan sübut naması yok. Bir zatın olmağına sebep olan zatlardan değil. Sen öz özünden şunun peyda ve ziyan geliyor deyip ona ne mi peyda ziyan yön kaptırsan o şey deyip irtikad etsen bu ne mi Müslümanlık onlar şirke giriyor. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in et-tiyaratu şirkun niye. Yine de İmam Ahmet'te Abdullah bin Amr radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men reddethu tiyaratu min hacetin fekad eşrek eşrek kalu ya Resulallah ve ma keffaratu zalik kal en yekule ahaduhum Allahümme la khayra illa khayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini tıyara, yani bir zatı şovsuz hesaplap, ırım etmek inancı, bir işi etmekten saklasa, şol inancı özünü bir işi etmekten alıp kalsa, o kişi şirk koşan kişidir diye. Onda sahabeler sorarlar, ya Resulallah onun kefareti, bağışlanma için edilmeli amal nedir? Yani bol biler, önden biri bilmen eden bolsa, şol duyga, ağlanan bolsa, içinden gelen bir vasfasa ağlanan çoğun ben ırım eden bolsa son kefareti ne mi? Bağışlanma için, bağışlanma için edilmeli amalı ne mi deyip sahabeler sorayalar. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye şeyle deysin niye? Allahümme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilahe gayruk. Ya Allah, hayırlı iş dine senin hayırlı edenindir. Şovsuzluk hesaplanan zatları hem ırım edilen zatları hem dine senin takdirin bilen, takdir edenindir. Senden başka hak ilah yoktur deyip aysın diye. Yani şu an kefareti bağışlanma için edilmeli ameli şol deyip ay diye. Yani Müslüman doğanlar yankı dişimiz yal bu hile batıl ırımlar hem dine ters, bilime ters geliyor ve akla ters geliyor. Ve bu hile ırımların Amrısını gözle verse Müslümanlar onlar kâfirleri öz göz başını yani öz göz başını batıl inançlardan alıp kaydıya ve kâfirleri öz amrısını Hristiyanlıktan alıp kaydıya kâfirleri butparazlıktan alıp kaydıya kâfirler şamanizmden alıp kaydıya şu ırımların kökünü gözle versen kâfirler olsa öz göz başını cadı oyluktan alıyor. Misal üçün yankı mazarlığa itmeli, kurcak koymalı Kara tavuk soymalı, bu ırım göz konusu cadı oyla ediyen iş. Ama bu tüslük Müslümanlaştıran ya alakadık, İslam'la bağlanışı bari alakadık, ne ama? Sade halka öğre diyorlar. Adamın biçare, çağası olmasa, İslam'a çağan mı olsun ya da ne ama ettiyse, şunu barlak görecek oluyor. Şey diyorum ne ama? Ağlanıyorlar. Kâbır ırımları olsa Müslüman'da yönü mışmışlardan ibaret. Ay planmış deyiptirler, birem alt götürüptür, şey deyip gidip bari ya. Müslüman kişi bilmeli, hayır ve şer Allah Teala'nın takdiri bile bolya. Müslüman kişi hem işe Allah Teala tevekkül etmeli, yani hem işe Allah Teala bil bağlamalı. Müslüman kişi korkan ve çekinen zatından bir Allah Teala'dan pena dilemelidir. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın başından ta en son ayetine çenli yeke tek özüne sığınmalıymızı yeke özünden korkmalıymızı ve hayır ve şerin Allah Teala'nın takdiri bilen bolyanlığını öğre diye. Sonun için Müslüman doğanlar bu hili batıl inançlara inanmalıyın. Ön bilmeyen inanıp yören bolsak tuva edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.